Kayseri trafiği aslında SOS veriyor. Son yıllarda vermeye başladı. Özellikle Kazancılar bölgesinde, 27 Mayıs bölgesinde yaz dönemlerinde araç trafiğinin kilitlendiği artık herkes tarafından biliniyor. Esnaflar mağduriyeti var. Esnaflar otoparkları bir araç anlamında diyelim ki aidatlarla kapatmış oluyor. Müşterilerine yer kalmıyor. Böylesine bir sıkıntı zaten uzun süredir var. Bu sıkıntı önümüzde Cami Kebir bölgesinin kentsel dönüşüm alanında yenileneceği ve Cami Kebir mahallesinin anıtsal yapıları kalmak kaydıyla kalkabilecek binaların kalkıp yenileneceği projede biz İYİ Parti grubu olarak Büyükşehir'de şu ifadeyi kullanmıştık. Cami Kebir'in altını komple otopark yapalım. Fakat buna girmeye biraz tereddüt ettiler zannediyorum. Alt tarafta herhangi bir anıtsal bir tarihi bir yapı çıkarsa bu bize sıkıntı verebilir korkusu taşıyorlar. Yoksa Kayseri'nin otopark ve trafik sorununu aşabilecek en güzel yer elimize aldığımız Cami Kebir bölgesi yenilenirken altının otopark olmasıydı. Bunu da son günlerde bütün Kayseri halkımız şahittir ki esnaflarımız meydan akşam 4 ile 8 arasında artık kilitleniyor. Yürümüyor dahi. Yani bir meydanı yarım saatte, bir saatte geçtim diyen insanlarla karşılaşınca ya ne oluyor demiyoruz. Bir tanesi benim. Bundan bir ay kadar önce veya 25 gün kadar önce ben meydandan aracımla oradan düven önüne geçebilmek için yaşadığım sıkıntıyı tam yarım saat ve 40 dakika olarak belirleyebilirim. Bizim bu trafiği aşabileceğimiz konularla ilgili alternatif önerilerimiz var. Örneğin meydanda artık tramvay yerin altından geçmeli. Trafiğin bir kısmını yerin altına alabilmeliyiz. Düğenönü bölgesinde alt üst geçitler yaparak oradaki trafiği sonuçlandırmalıyız. Peksaray'ın orada mutlaka alt ve üst geçitlerin yapılması şart. Bunlar bugün yapılmazsa önümüzdeki yıl buranın da trafikleri yoğunlaşacak. Trafikle ilgili UKM'nin çalışması, bu çalışmayı belediye meclislerinin önüne getirmesi bizim de katkılarımız olması lazım. Ama biz biliyoruz ki belediyenin maddesel olarak, maddi olarak sıkıntıları var. Bunları görmezden geliyor. Sadece yaz dönemi, Almancı dönemi gibi tabir ediyor. Ben bunların hepsinin bugün için Almancı, önümüzdeki yıl nüfus çoğunluğu olarak önümüze geleceğini, bu caddelerin darlığını ve alt üst geçitlerin yapılmadığı zaman trafiğin kilitleneceğini net bir şekilde ifade ediyorum.